Yeşil kahve, efendim acai berry, ahududun İngilizcesi raspberry gibi 6 ayda bir yeni yeni furya dünyaya hastalık gibi yayılıyor, yayılıyor. İnsanlar kullanıyor, gram zayıflayan yok ama bazıları milyoner oluyor. Yani bunu da doktor yapıyor. Ben Ahmet, Mehmet artık yapmıyor. Öyle bir şey olmaz Türkiye'de. Olamaz. O daha devam ediyor. Yeşil kahve modası var. Herkes alıyor, kullanıyor. Yeşil kahve şöyle ama. Şimdi yeşil kahve, hakikaten yeşil kahvenin birçok özelliği var. Ve bu yeşil kahve benim bildiğim kadarıyla eczanelerde satılıyor. Yeşil kahveyi biz de ürettik. Ben zaten ürettim. Bu... Bak ürettim değil. Şimdi yeşil kahveyi önce dedim ki zayıflatıyorsa ben bazı insanlar üzerinde denedim. Gerçekten zayıflatıyorsa kafeinin... satacaktık. Zayıflatmadığını gördüğümüz için hepsini imha ettik. Ben onu da yaptım. Hatta patentini de aldım. Ama ne oldu? Zayıflatmadığını görünce hepsini çöpe attık. Onun içinde de kimya var. Kimya olduğu için zayıflatır. Yoksa kahve zayıflatmaz. Afrika mangosu, acai berry, ahududu, raspberry, acı çehre, evet, bunların, altın tabii çilek. Ki şeyi bunların yok. Hepsinin içinde kimya var. Kimyasal Zayıflatmaz. olan hiçbir şeyi Ben o kullanmaması kahve belki gerekiyor. zayıflatır diye hepsinin iznini aldım, ürettim. Önce kendi üzerimde denedim. Bazı dostlarım üzerinde denedim, gönüllü. Ha, zayıflatmını gördük. Hepsini çöpe attık biz. Bir de böyle şeylerin hemen, yani siz deneseniz de belki kilo verdiğinizi bir iki ayda görebilirsiniz ama bir de bu tarz şeylerin ileride büyük hastalıklara sebebiyeti var. Yani bu deneme, ben denedim bir ayda, bunlar bu tarz şeyler, ağızdan alınan şeyler bu kadar basit denenmemeli yani şimdi bence. Mehmet Öz Bunlar bir mesela formül ve bu formüller bence birkaç yıl tabii. Bir uzun süre. Uzun süre Şimdi denenmesi mesela gerekiyor. Mehmet Çocuk Öz diyor oyuncağı ki değil, insan hayatı çünkü. Kamerun'da, Afrika, Orta Afrika'da Kamerun'da klinik araştırması yaptım diyor. Ne Amerika'da yaşıyorsun? Amerika'da yap klinik araştırması. Avrupa'da yap, Türkiye'de yap. Kamerun'da verirsin 1.000 doları, alırsın 1.000 tane klinik araştırması. Yani inandırıcı değil. Yani bu salgın hastalık, obeziteye karşı kullanılan bütün ilaçlar maalesef içinde kimya var. Yani evet. Aslında zayıflatan gerçekten bitkiler var. Nedir? Lahanadır. Maydanozdur. Efendim at kuyruğu otu. Metabolizmayı hızlandırıyor onlar da zaten. Kore'de, Çin'de, Japonya'da yetişen konca, garsinya. Bunlar zayıflatır. Ama diğer meyveler zayıflatmaz.